Ayşegül Hanım merhaba. Ben programınıza torunumu görmek için başvurdum. Hayırsız bir kızım var. Onun yaptığı yanlışların suçunun cezasını torunum çekiyor. Torunum Azra'yı görmek istiyorum. Tabii siz de yardımcı olursanız. Torunumu görmek istiyorum. Kızım engel oluyor buna. Ben dedemle görüşmek istemiyorum o kadın olduğu sürece. O evde üvey anne var diye torunumu göndermiyor. Dedemle görüşmemi istemiyor. Hele o kadın olduğu sürece hiç istemiyor. Şekerpare yapmasını öğrendim. Torunum gelecek de ona ikram edeceğim diye. Gelmediler mi? Gelmediler. Ya bana sadece geldiğim günden beri servet avcısı deyip duruyor. Dedemle sırf parası için evlendi. Nereden biliyorsun kızım? Ya bir insan kendinden yaşça büyük bir adamla niye evlenir ki? Gördüğüm kadarıyla da Günay Hanım hakikaten hanımefendi birisi. Sizi de kandırmış herhalde. Bu kadının ne işi var burada? Dede bak, kameraların da önünde açık açık söylüyorum. Bu kadın seninle paranın için birlikte olduğunu düşünüyorum, tamam mı? O nasıl söz yavrum? Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Halim Bey başvurdu. Halim Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Eşi Günay Hanım efendi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Halim Bey programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz üstüne. Ayşegül Hanım, ben torunumu görmek istiyorum ama kızım engel oluyor buna. Torunumu benden uzaklaştırıyor. Torununuzu görmek istiyorsunuz. Evet. Kaç yaşında torununuz? Şu anda 19 yaşında. Şu anda. İsmi ne? Azra. Azra. Kızınızın ismi ne? Betül. Betül. Şimdi Halim Bey, ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz? 2018 yılından beri görüşmüyoruz. Oo, bayağı olmuş. Kendi kızınız sizinle görüşmüyor sanırım. Doğal olarak da torununuzu göremiyorsunuz. Kendi kızım Betül, ikinci evliliğime çok karşı çıktı. Günay Hanım, annesi değil sanırım, değil mi şeyin? İkinci eşim Günay Hanım. İkinci eşiniz. İlk eşim. Evet, bir baştan bir kızınızla ilgili bir başlayalım, bir anlatmaya başlayın. Neden sizinle görüşmek istemiyor? Torun evlattan daha tatlıdır diyorlar. Mutlaka. Torununuzu da çok merak edip özlüyorsunuz sanırım. Görmek istiyorsunuz. Neden göstermiyor size? Şimdi o evde üvey anne var diye torunumu göndermiyor. Kabullenemedi beni. Sizi? Evet, beni kabullenemedi. Peki eşinizden ayrıldınız sanırım, ilk eşinizden. Hayır, ilk eşim Zehra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Hatta buna da kızım sebep oldu. Kızım ve torunumun yaşadıkları sebep oldu. Neye sebep oldu? Eşimin ölmesine. Nasıl yani? Ben her şeyi baştan anlatabilirim. Evet, rica edeceğim. Öyle olursa daha iyi olur. Seyircilerimiz de anlar. Şimdi ben aslen Adanalıyım. Bir tane evladınız var sanırım. Bir tane kızımız var. Allah bağışlasın. Liseyi bitirdikten sonra 19 yaşında evlenmek istemiş. Bunu annesine söylemiş. 19 yaşında. Evet. Çok genç. Yani 2000 yılında evlendi. Evliyatına gelince ben istemedim. Yani o kadar çok genç çünkü. Bunu annesine söylemiş önce. Ben duyunca tabii şok geçirdim. Daha çok genç dedim. Daha okul okuyacak dedim. Okumak istemiyor dedi. Evlenmek istiyor dedi. Her baba evladının rahat bir yerde evlenmesini ister. Ya, rahat bir yuva kurmasını tabii ister. Tabii ki. Ben bir araştırayım dedim. Her baba gibi. Ben de araştırdım. Çevresinden, eşten, dosttan öğrendiğim kadarıyla sağlam bir babuş değil. Damadınız olacak evet. Çocuğu. Bazı kötü alışkanlıklarını duydum. Ne gibi? Yani bağımlılık yapan ilaçlar kullanıyormuş, maddeler kullanıyormuş. Ha.
Ben bunu kızıma söylediğim zaman kızım hiç dinlemedi. Baba yok, o iyi bir insandır. Yok, iyi bir mesleği var. Öyle deyip geçiştirdi. Dinlemedi yani. Sonra bir yıl sonra evlendiler. Evlendiler ama nasıl yani? Ben razı olmadan mecbur evliliklerine razı oldum. İstemediniz evlenmesini. Çok da küçükmüş zaten. 19 yaş nedir ki ya? Rızabı olmayarak mecburen kabul ettim. Hani duymuşsunuzdur, gençler saçma sapan davranışlarda bulunurlar. Yok kaçıyorlar, yok intihar teşebbüsleri falan. İllaki evet. Evlenmek için. Ben onlara meal vermemek için. Hadi istemeyerek de olsa kabul ettim. Evlendi kızınız. Evlendi. Sonra 2003 yılında torunum Azra dünyaya geldi. Hemen de anne olmuş yani. 3 yıl sonra anne oldu. Arada bir gelip gidiyordular. 2008 yılında boşandı bunlar. Çok da iyi oldu. Çünkü kızım eve annesinin yanına gelmiş bir akşam. Anne ben boşanmak istiyorum, mahkemeye başvurdum diye söylemiş annesine. Annesi de o gece bana söyleyince inanın gece kalktım 2 rekat şükür namazı kıldım. Sabahleyin kurban kestim, ihtiyacı olan kişilere bağışladım. Kim ister tabii ki yani evladının yuvası dağılsın ama siz... İyi misiniz? İyiyim, iyi. Peki Halim Bey, yani kızınız tabii ki yani diyorsunuz ki hani kurban kestim, ayrıldı etti diye. Kim ister yani evladı bu hale gelsin? Nasıl, niye bu kadar hani kısa bir sürede? Ah Ayşegül Hanım, ah. Hayırsız damat işini batırdı. Ne sordum, yapıyordu, ne iş yapıyordu damadınız? Beyaz eşya dükkanı vardı. Hmm. Hani öyle payı falan değil ha. Öyle ikinci elce spotçu gibi bir şey yani. Onu da babasının biraz 3-5 kuruş yardım etti. Arkadaşları yardım etti. Öyle bir dükkan açmıştı. Olsun, öyle yerleri sürdüren çok da güzel sürdürüyor yani. Kızım... Yani ikinci eli, üçüncü eli yok yani, yapan yapıyor. Sahip çıkamadı yani işine. İşine sahip çıkamadı. Kazandığını dükkanda alemler yaptı. Nasıl yani? O bağımlılık yapan maddelerden içtiler topluca. Kızım kaç sefer bırak bırak, bugün bırakacağım, yarın bırakacağım. Böyle 3-4 sene devam etti. Kızınız çalışıyor muydu o dönem? Kızım çalışıyor, evet. Ben işim gereği sürekli medikalcilerle birlikte olduğum için... ...kızım da onların yanında çalışmaya başladı. Güzel de bir meslek sahibi oldu. O da orada çalışıyordu, damadınız beyaz eşya satarken. Yok, damacım battığı için kızım devam ediyordu zaten. Batmadan önce de devam ediyordu. Ama yuvada huzur yoktu. Torun da doğunca huzur iyice azalmaya başladı nedense. Kızınız üniversite okudu mu? Hayır, liseden sonra okumadı. Kendi mi okumak istemedi yahut? Okumak istemedi, okumak istemedi. İlla ki evlenmek istedi. Yani evlenmeden önce gezdiler, tozdular. Hayatı toz pembe gördüler. Ama evlendikten sonra hayatın toz pembe olmadığını fark ettiler yani. Sizin çalıştığınız bu ortam, yani o da yine medikal işlerle uğraşan bir ortamda mı çalışıyordu kızınız da? Ben diş teknisyeni olduğum için... Anladım. Medikalcilerle birlikte olduğum için devamlı, onlarla tanıştırdım. O da orada iş buldu, öyle çalışmaya başladı. Yani bir doktor arkadaşım... Kızımın çok güzel bir kimyager olduğunu, çok da başarılı olduğunu söyledi ama ben de isterim kimyager olmasını. Ama bir gün kızıma baskı yapmadım, illa kimyager olacaksın diye. Medikalciliği seçti, onunla devam etti. Sonra bu işi batırdıktan sonra borçlular peşlerine takıldı. Sık sık kapılarını çalardı. Kızım evden kovardı onları. Hatta birkaç kez elden para bile vermiş. Yeter ki rahatsız etmesinler diye. Baktılar olacağı yok. İstanbul'a taşınmak istediler. Kızım daha 2 yaşındaydı. Küçücük kız, masum. Torununuz. Azra kızım. Taşındılar İstanbul'a.
Halbuki İstanbul bu anlamda daha zor, değil mi? Çok daha zor. İnsanlar şey zannediyorlar yani hani büyük şehirde, metropolde hani iş imkanı çok daha fazla. İşte gidelim, çok eskiden bu böyledir ya. Gidelim İstanbul'a, İstanbul'un taşı toprağı altın. Halbuki insanın kendi bulunduğu o küçük alanda bir şeyler yapması daha kolay gibi geliyor bana. Yani bulunduğu yani yere kalkındırmak için bir şey yapabiliyorsan ne mutlu. Evet, evet, evet yani. Heh. Burada boğulabilirsiniz çünkü ki boğulan çok. Ah Ayşegül Hanım ah. Sonra İstanbul'a ya, geldiler. İstanbul'a geldik. Ha geldiniz hep beraber. Onlar geldiler biz de peşlerinden geldik. Dedik biz de gidelim. Bir tane evladınız var sonuçta. Yani yalnız bırakmayalım. İyi yapmışsınız. Sonra aradan bir iki sene geçti. Kızım boşanma kararı almış. Kızınız boşandı. Evet. Yanınıza mı geldi? Evet, yanıma geldi. Bir müddet yanımda durdu. Ama kocası rahat bırakmadı. Eve baskın vermeye başladı. Sonunda polise haber verdi. Uzaklaştırma çıkardık. Bir daha gelmesin, rahatsız etmesin diye o evi taşıdık orada. Başka eve taşındık. Ha bir daha taşındınız. Evet. Ah ya. Peki şöyle bir şey söylediniz Halim Bey. Rahmetli eşiniz, ismi neydi rahmetli? Zehra. Zehra. Rahmetli eşiniz Zehra Hanım için dediniz ki kızıma üzüldüğü için, kızım yüzünden, torunum yüzünden evet. Rahmetli oldu dediniz. Ne demek istediniz? Nasıl anlatsam bilmiyorum ki burada kameraların önünde ne kadar doğru olur. Yani çok çok özel bir şeyse söylemek istemiyorsanız bana özel anlatabilirsiniz bir yerde ama hani... İçinden geldiği gibi konuş canım sen. İçinden geldiği gibi anlatayım. Sonuçta buradayız ve hani... Torunum önce annesine söylemiş. Ne söylemiş? Babam beni çok seviyor demiş. Doğru mu bu demiş. Aklıma gelen bir şeyler galiba. Ha? Söylemeyin tamam. Aa. Böyle şeyleri hakikaten... zaten çok konuşmayı da şey bulmuyorum. Hay örtbas mı edelim, kapatalım mı? Kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Ama programımda bunların bu biçimde konuşulmasını, açıkça konuşulmasını istemiyorum. Bunları duyuyoruz, görüyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz yerde de muhakkak ihbarlarımız oluyor. Yahut kendi müdahil olduğumuz yerler oluyor ama lütfen yanlış anlamayın. Yani ben bunun böyle hani böyle hemen her yerde konuşulduğu zaman ki programım için öyle bir şey demiyorum. Benim programım da öyle hemen her yer değil ama bunu normalleştirmek istemiyorum açıkçası. Çok çirkin ya. Bu yasaklı maddelerin kullanımı da insanlarda ne beyin bırakıyor artık ne hani sağlam bir ruh ne vicdan ne yani aklınıza gelebilecek herhangi bir değerden yoksun bir sürü bireyler ortada dolanıp duruyor. Lütfen, lütfen. Ebeveynler, evlatlarınızı bu anlamda kontrol edin. Elleriniz enselerinde olsun daima. Allah korusun. Yani bu tür şeylerin etkisi altında insanlar ne kadar çirkin şeyler yapıyorlar. Belki farkında olarak, belki farkında olmayarak. Peki rahmetli eşiniz hiç söylememiş mi bunu kızınıza? Uyarmamış mı? Ayşegül Hanım, kızına söyledi. Betül'e söyledi. Kızım bir çocuk ne diyor? Hı. Aman anne demiş ya çocuktur kafasından uyduruyor diye başından savmış. Sapsaklamış olayı yani. Şaka gibi. Ve o kadın, rahmetli kadın. Kim bilir daha neler neler içine attı. O kahır yüzünden bir gün kalp krizi geçirdi. Eve geldiğimde eşimin ölüsüyle karşılaştı. Allah rahmet eylesin. Sizinle de paylaşmadı sanırım. Paylaşmadı. Ve bu olayları ben yıllar sonra... Torunum Azra'dan öğreniyorum. Tabii dede torun arasında ne kadar anlatabilir? Tüm çıplaklığıyla anlatmadı tabii.
ona dili var mı diye. Daha 10 yaşında çocuk, 10 yaşında. Bunları anlattığı zaman mı? Evet. Yazıklar. Başına gelenler olduktan sonra 10 yaşında çocuk anlatamadı işte. Dili döndüğü kadar anladı, ben anlayacağımı anladım dedi. Sonra ikinci evliliğini yaptı kızım. Ha, bir daha evlendi. Evet. Tabii üvey ananın yanında, üvey babanın yanında. Huzuru nasıl, rahatı nasıl, nasıl yaşıyor, ona nasıl davranıyor? Torunumla görüşemediğim için hiçbir bilgim yok. Bilmiyorsunuz. Halim Bey, biz Azra'ya ulaştık. Ulaştık. Şimdi müsaade ederseniz ben gidip onu arayacağım. Sakin olun siz. Sakin ol canım, canım sakin ol. Buldunuz. Bulduk, bulduk. Nerede yaşıyor? Nasıl, iyi mi? Sakin olun siz. Sakin burada ol, merak etmeyin. Burada yaşıyor. Şimdi gideceğim, onu programımıza davet edeceğim. İnşallah ondan sonra sizleri de bir araya getireceğim. Benim çok özlediğimizi söyler misiniz? Lütfen. Gözümüz aydın, bak bulundu. Doğrumuz bulundu inşallah. Ne olur sakin ol. Sakin ol. Hiç kolay değil. Bir kere zaten evladınıza hani bu anlamda söz geçirememişsiniz. Bunun eziyetini, sıkıntısını kendinizce yaşamışsınız. Dediğim gibi torun hani evlattan daha şey oluyor derler. Torun evladı gibisi var mı Ayşegül Hanım? Gibi derler. İnşallah Allah bana da nasip eder. İnşallah. Söylerler, siz onu çok daha fazla merak ediyorsunuz. Onun için endişeleniyorsunuz. Ama inşallah sizleri bir araya getirmeye çalışacağım. Tamam. Şimdi bana müsaade edin. Peki Ayşegül Hanım. Görüşmek üzere. Duydun mu Güney? Duydum, çok sevindim. Azra'yı bulmuşlar, ulaşmışlar ona. Sakin İyiymiş. Ol, bak sakin ol sen. Bak gelecek torunumuz. Benim de torunum biliyorsun değil mi? Gelecek. Sen torunumuza zaten gelecek. Hiç ona üvey gibi göstermedin kendini. Hep, hep sakin. Bir anneanne oldun ona. Gerçi zaman, anneannesinin yerini alamasın ne kadar da olsa ama. Her zaman bak benim hep, torunum yok, o benim torunum hep kendi oldu. Torunundan ayırmadın zaten. Tabii sen de torun özlemi çekiyorsun. Tabii canım. Heh. O da benim bir torunum. Arayalım bakalım torunu Azra'yı. Çalıyor. Alo. Azra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Azra Hanım merhaba. Ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizin? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum. Ancak bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Ben programımızı izliyorum ama size nasıl güveneceğim? Dolandırıcı olmadığınızı nereden bileceğim? Evinizin önünde aracımız var. Programı izliyorsanız aracımız da tanırsınız. Şimdi aşağıda beni araba mı bekliyor? Evet, ekibimiz de orada. İstiyorsanız görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Peki kimle konuşacağım inince? İndiğinizde ekibimiz sizi karşılayacak. Ben biraz sonra sizi tekrar rahatsız edeceğim telefonunuzdan. Tamamdır. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Hani evde ona hazırlattığımız oda yok mu? Evet. Onu pembe pembe döşeyelim. Oo, o mavi de sever. Mavi de sever. Tamam, mavi pembe karışık yaparız. Çocukluğundan beri mavi de sever. Tamam, onu mavi pembe karışık yaparız o zaman. Güzel tablolar falan koyarız tamam. Evin içine. Çiçekler koyarız. Yerleştiririz. Belki, ellerimize çiçekler belki yaparız. Belki hiç gitmez bizden. İnşallah. Belki hiç gitmez. Kalır bizimde, kalır, hiç dert etme. İnşallah. Kalsın, yeter ki gelsin yanımıza. Gelecek, hiç sıkıntı yapma sen kendine bunu. Yeter ki sen mutlu ol. Torunumuz zaten mutlu olacak. Evet, Azra Hanım araçta. Arayalım bakalım tekrar. Alo. Azra Hanım araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım. Tamam.
Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre göndereceğim. Hatta şu an gönderdim. Aracımızda bir kasa var. Siz programı izlemişsiniz daha evvel. Kasayı görebildiniz mi? Evet, gördüm. Tamam. Bu şifreye girerek lütfen kasayı açın ve size ait olan emaneti alın. Ama lütfen telefonu kapamayın. Ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Tamam, ben bakıyorum hemen. Tamam. Nasıl yani ya? Dedem mi? Evet, dedeniz. Dedeniz programımıza başvurdu. Ne var acaba kasada? Topaç var. Topaç. Hemen dedenizi hatırlattı size. Azra Hanım, dedeniz programımıza başvurdu ve sizinle görüşmek, konuşmak istiyor. Ben eski sevgilim başvuru sanmıştım. Biz evlenecektik, ayrıldık. Ha. Evet. Onu bilmiyorum tabii. Üzüldüm ayrıldığınıza. Evlenmek üzere olup da ayrıldığınıza üzüldüm. Azra Hanım, ama programımıza dedeniz başvurdu. Ve sizi özlemiş, sizi görmek istiyor. Eğer mümkünse aracımız sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Biraz konuşsak, sohbet etsek, tanışsak sizinle. Ben dedemle görüşmek istemiyorum o kadın olduğu sürece. O kadın derken? Günay, eşi. Tamam, siz dedenizle görüşmezsiniz ya da dedenizle görüşürsünüz, hanımefendiyle belki görüşmezsiniz ama öncelikle ben sizinle tanışmak ve konuşmak istiyorum. Gelebilir misiniz yanıma? Tamam, geleceğim. O zaman aracımız sizi benim olduğum yere getirecek. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ben dedemle konuşmak istemiyorum. Daha evvel evlenmeye karar verdiğim biri vardı. Programa o başvurdu zannettim dedi. Programımızı izliyormuş herhalde, şeyi açtığı zaman... kasayı açtığı zaman eski erkek arkadaşından bir şey bekliyordu. Hayal kırıklığı oldu. Ama o kadın varken görüşmem dedi. Evet, Günay Hanım'la bir alıp veremedikleri var, öğreneceğiz. Şimdi... o tatlı dedenin... tatlı... bana göre üvey anneannenin yanına gidiyorum. Bir topaç yollamış ya. Evet. Evet. Ne oldu Ayşe Gülen? Vallahi... nasıl bu kadar tepkili dedeye karşı? Ben onu anlayamadım yani, hani hakikaten. Ama söylediğiniz gibi tamamen Günay Hanım'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu da yani inşallah konuşacağız, çözeceğiz. Geliyor. Geliyor ama ben bir konuşacağım kendisiyle, birazcık sohbet edeceğim. İnşallah sizleri de yan yana getireceğiz. Peki. Şimdi biraz da Günay Hanım'dan bahsedelim. Ve kızınız Betül, Günay Hanım'dan dolayı dediniz tepkili bana. Yani ikinci bir evlilik yaptım diye tepkili dediniz. Evet. İkinci evliliğe nasıl karar verdiniz? Günay Hanım'la nasıl tanıştınız? Şimdi inanın eski eşim Zehra öldükten sonra evde hayalet gibi dolaşmaya başladım. Bunalımlara girdim. Zordur yalnızlık, Allah'a mahsus. Bunalımlara gördüm. Yani. Hani daha önce de söylemiştim ya, diş teknisyeniydim. Bir diş hekimi arkadaşımın bürosuna gittim. Tesadüf oradaki hasta Günay Hanım'mış. Ben de halimi görür görmez kapı dondum kaldım. Elektriklenme hissettim. Doktorun ne yaptığını, ne ettiğini bile hissedemedim. Yok, o dişinde sinir vardı, ondan olabilir o ya. Yok canım, ben kalbimi bilmez miyim? Kalbim nasıl çarptığını bilmez miyim? Niye öyle diyorsun? Daha sonrasında doktordan Halim Bey'in numarasını istedim.
Ve gerçek otoaskıla istedim. Ve uzun bir süre yazmadım. Bunu kızıma anlattım. Böyle diye anlattım. İnanır mısınız, kızım beni cesaretlendirdi. Bir baktım kendim halime mesaj yazarken buldum. İnanır mısınız, mesajı görünce şok oldum. Beklemiyordunuz defa, yani böyle bir şey. İlk defa birinden mesaj alıyordum. Yani o kadar mesaj yazmışsınız ki ben hayatım boyunca o kadar mesaj yazdığımı hiç hatırlamıyorum. Mesajlaşmaya başladınız sonra. Aynen. Evet. Sonra bir gün arkadaşımın kliniğinde randevuleştik. Artık buluşmaya karar verdiniz. Yani ilk buluşmamız orada oldu. Anlatayım mı oraları da? Ben anlatayım istersen. İyi anlat. Çok tatlı. Ay, utanıyorum da. Hiç utanmayın, ne güzel neyse, şeyler. Neyse ya, aşık olmuşum artık. Ama tabii halim bu arada benim ağzıma düşüyor. Öyle mi? Tabii. O yaptığım damaklar ağzına oturdu mu diye bakıyordum. Evet tabii canım. Evet, evet. Doktor arkadaşı işte ben dedi, biraz işim var dedi. Gidip geleceğim ben, siz oturun bekleyin dedi. Tabii biz oyun oynamış o. Gitti. Biz 4-5 saat kadar oturduk sanırım. 4-5 saat aynen. Muhabbet ettiniz. Aynen. Ben anlattım, o dinledi. O anlattı, ben dinledim. Artık birbirimizi tanıdık. Öyle olur zaten. Sonra da karar verdik. Fazla uzatmaya gerek yok. Yani nesini uzatacağız? Yaşlarınız kemale ermiş. Tabii ki. İyi bir yaştasınız artık. Olgunluğun zirvesindesiniz. Dediniz ki biz yan yana, kan kana, can cana. Yani iyi yapmışsınız. Evet. İyi anlaşıyoruz. Eşim değil. Aynı damda benim dert ortağım. Benim tek dayanağım. Evet. Sen diyorsun aşkım. Evet. Yani torunum için, torunumu aramak için bana çok yardımcı oldu. Çok. O da benim torunum biliyorsun değil mi? Sizin evladınız var mı? Benim iki evladım var. Biri Allah kız, biri oğlan. Kızım evli. Oğlum da tek başına çıktı. Ayrı bir evde yaşıyor. Evlilik olayımla da gelince kızım çok destek oldu. Halim Bey'den memnunlar. Onların bir şikayeti. Onun hiç sıkıntımız yok. Sizin çocuklarınızla ilgili bir problem yaşanmadı yani. Yok, hiç yaşanmadı. Halim Bey'i sevdiler. Sevdiler. Hatta dediğim gibi kızım gelir çok giderler destek oldu. Size, görürler mi sizi? Tabii tabii. Çok sık gelirler. Kızım bana çok destek oldu o konuda. Anne de tek başına yaşlanmamasını, sevdiğin insanla birlikte. Ne kadar güzel bir düşünce ya. Gerçekten güzel bir düşünce. Evet. Daha sonra öyle bir karar verdik, evlenelim dedik ki hani evlatlığın desteğini almak çok önemliydi benim için. Pardon. Peki Betül Hanım'a sordunuz mu bu arada? Hani Güney Hanım'ın evlatları epey bir destek olmuş. Betül Hanım'a hani kızım ben evlenmek istiyorum, böyle bir niyetim var. Böyle de bir hanımefendiyle tanıştım. Uygun olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin diye sordunuz mu? Sordum. Hop oturdu, hop kalktı. Evlenemezsin baba. Daha annem öleli kaç sene oldu? Bana sesini yükseltti. Kaç? 3 yıl sonra evlenmeye. 2014'te. Hanım ölmüştü. 2017'de Güney Hanım'la evlendik. Yani aslında hani ya bunun şeyi yok yani, çok da saçma hani millet şey de sayabilir hani. Hani derler ya, 40'ı çıkmadan bari şey yapmasaydın diye. Yani 40 gün diye kaç 40 gün yani geçmiş yani üstüne dediğim gibi. Yalnızlık Allah'a mahsus yani, evlatlarınız yarın öbür gün evlenip gittiği zaman yanınızda bir hayat arkadaşı, bir can yoldaşı arıyorsunuz ister istemez. Ya. Beni bırakıp gitti. 3 yıl boyunca uğramadı. Ha, kabul etmedi. Ya, kabul etmedi. Güney Hanım'dan evleninceye kadar ben 3 yıl yalnız yaşadım diyorum size. Ne uğradı, ne sordu, ne de aradı. Aa, o arada da gelmedi size. Gelmedi yani. Gitmedi. Peki nasıl siz hani tabii ki icazet almak zorunda, müsaade istemek zorunda değilsiniz ama evladınıza bu durumu tabii ki söylemek zorundasınız. İşte sonradan hani siz ondan izin almak üzere sormadınız illaki bunu. Dedim, haber vermek istediniz. Haber vermek için kızım dedim, ben Günayda'ya bir hanımefendiyle tanıştım. İzdivaç yapmak istiyorum. Hı-hı. Olmaz, annemin hakkını kimseye yediremezsin, şudur budur. Kaç kez bize... Biz evlendikten sonra tabii nikahıma gelmediler. Sonra o evlendi, biz onun nikahına gitmedik. Kaç kez eve geldiklerinde her konu üvey analık. O kötü, o iyi. Ya böyle bir şey var mı? Ben hayatımı birleştirmişim ya. Bundan sonra kalanı ayrı birlikte geçirmek istiyorum dedim. Her geldiğinde kavga ederdi. Yani torunumun yanında, Azra'nın yanında bizi rezil ederdi.
Yani hiç tanımaya da çalışmadı. Ha, Azra da şahit oldu bunlara yani. Tabii olmaz ki. Mı? Olmaz mı? Halbuki değil mi yani siz akıl bali bir insansınız, onun büyüğüsünüz, babasısınız. Yani bir karar vermişsiniz, en azından Günay Hanım'ı tanımaya çalışabilirdi. Yani nasıl bir insan olduğunuzu anlamaya çalışabilirdi. Maalesef. Buna hiç meydan vermemiş. Al, eşimin yüzü burada. Sorun cevap versin. Neler neler söyledi ona. Annemin yerini alamazsın, işte sen... ne derler, kendinden yaşlı insanlar evlenecek, servet avcısı mı demedi, neler dedi bu? Canım, o kadar söylemesek lütfen. Yok, ben lütfen. Burada her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Yani biz biliyoruz, başkaları da öğrensin, aynı hataları yapmasınlar. Tamam, sen sakin. Bunlar hep hayatın içinde olan hatalar, doğru yanlış olan şeyler. Biz onları doğruya çevirmeye çalışıyoruz. Tamam, sakince anlat o zaman canım. Peki. Elimde yok, tamam, elimde olmuyor. Sinirleniyorum. Tamam, sakin ol. Sakin olun, vallahi kendinize edersiniz Halim Bey. Yani hele bu yaşlarda bu sinirler kendinize yaparsınız. Kendinizi yıpratırsınız, inanın bir şeye yaramaz. Şöyle diyeyim ben size, Günay Hanım'la evlendiniz ve ondan sonra Betül sizinle... İrtibatı kesti. Hiç görüşmedi. Başka yere taşındı. Çocuğu bile, kız, torunumu Azra'yı bile bizden uzaklaştırdı. Telefonu falan her bir şeyi değiştirdi. Zaten arada bir... Azra ile konuşmam için annesinin telefonundan arıyordum. Sonra o da görüştürmüyor. Yok okulda, yok şurada burada. Geçiştiriyordu. Bir de bir süre eski damat telefon ediyordu, para istiyordu. Ben onun yüzünden telefon numaramı da değiştirdim. Ha siz de değiştirdiniz. Değiştirdim. Ha siz değiştirdiniz numaranızı. Tabii, ben telefon numaramı değiştirdim. Daha sonra kızınız değiştirmedi ama numarasını. Yok ama telefonlarıma bakmıyor. Ha bakmadı. Torunumu benden kaçırıyor yani. Görüştürmüyor. Nerede oturduğunu bilmiyorsunuz. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tek ümidim sizsiniz Ayşegül Hanım. Peki, ne diyeceksiniz Betül Hanım'la, Azra Hanım'la karşı karşıya geldiğiniz zaman? Ne söyleyeceksiniz onlara? Ben torunumu yanıma almak istiyorum Ayşegül Hanım. Onu yanıma almak istiyorum. Siz mutsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani anne daha evvel böyle bir hani anlattığınız... Ayşegül Hanım'a. O davranışlarda sorumsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz Betül Hanım'ın? Yani annenin bu anlamda Azra'ya yeterli olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Maalesef öyle. Ha. Yani önceden tanıdığım Betül gitti, yerine başka bir Betül geldi. Biz evlendikten sonra zaten Azra'yı doğru dürüst göndermiyordu. İnanır mısınız Ayşegül Hanım? Torunumla parklarda görüşüyordu, parklarda. Niçin? Üvey anne var orada, oraya gitme diyordu. Müsaade etmiyordu evinize gelmesine. Buldum alası, Günay Hanım'a ısınamadı. Ki konuştum kendisiyle. Aslında bu evladı yerine koydu onları ya. Öbür Azra'yı da torunu yerine koydu ya. Onu diyecektim, siz de konuşmuşsunuzdur Günay Hanım'ı ileride. Konuştum, defalarca konuştum ama. Her zaman hani bir derdin ne bir şey. Hani ben hani annenin tabii ki yerine geçemem ama... hani babanla... can yoldaşı olacağız birbirimize falan gibi. Ya da ne bileyim hani... illa kendi bildiğinizce konuşmuşsunuzdur. Yani çok defa... alıp karşıma dinledi mi ya da... Umursamıyor. Ha. Dinlemiş gibi, umursamıyor. Bu ne kadar ana yüreğinle yaklaşmışsa... o kadar katılaşmış bir yürekle yaklaşmış. Yani bana sadece geldiğim günden beri servet avcısı deyip duruyor. 2 senede 4 bayram bir doğum günü var. Ya ben sırf torunum gelecek diye inanır mısınız şekerpare yapmasını öğrendim. Bunları rahmetli eşim Zehra yapardı. Ha. Şekerpare yapmasını öğrendim. Torunum gelecek de ona ikram edeceğim diye. Kapılarda gözüm. Gelmediler mi? Gelmediler. ...2018 yılından beri maalesef gelmediler. Gözüm kapılarda kaldı. Tek dayanağım, desteğim Günay olmasaydı... ben çok zor atlatırdım o günleri. Ya böyle zamanlarda çok şey oluyorum, bu bayramlar.
Gidin, gidin büyüklerinize gidin. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Ellerinden öpelim. Hele böyle özel günlerde belki hani kuşak değişince çok önemsemiyoruz böyle şeyleri. Ama onlar bekliyorlar inanın. Hem de böyle büyük bir özenle hazırlanarak bekliyorlar biliyorum. Tahmin ediyorum biliyor musun Salim Bey? Nasıl beklediğinizi. Ya. Yapmayın, ihmal etmeyin. Sonra çok üzülüyoruz. Sonra hakikaten bunların bir travma halinde bize döndüğünü görüyoruz. Keşkeler oluyor bunlar, olmasın. Hatta ben bir tane küçük şiir yazmıştım. Annelerle ilgili. Müsaade eder misiniz onu okuyayım mı? Torununuz geldi ama şiirinizi alayım öyle gideyim yanına. Hani Anneler ve Babalar Günü'ne İsyan diye bir şiirin adı. Beni biraz dinler misiniz sevgili dostlar? Öyle günler var ki herkes hatırlar. Kimisine derler Anneler Günü, kimine derler Babalar Günü. O nadide varlıklara sevginizi gösteriniz. Öteki dünyada sağlam olsun yeriniz. Anne de, baba da evladını çok sever. Her zaman yaptıklarınızı över. Sizi her şeyden üstün görür. Eğer gerekirse sizin için ölür. Peki sizin için gösterdiği çabaya, senede bir günü verdiniz babaya. Size her gece ninni söyleyene, senede bir gün mü verdiniz annene? Senede iki gün mü verdiniz anneye babaya? Sizin için gösterdikleri onca çabaya, aranızdan ayrılıp yalnız kaldığınızda başlarsınız arkalarından ağlamaya. Sakın, sakın ananızı babanızı üzmeyin. Kalbi kırılmaz diye düşünmeyin. Sonra kırdığınız o güzel kalpleri tamir ederiz diye peşine düşmeyin. Bakın ağaçtan düşen yaprak oldu, kırlarda yetişen çiçekler soldu. Şimdi hep bir ağızdan diliyorsunuz. Sevgi dolu günleriniz, mutlu olsun. Aa, beni ağlattınız ama Halim Bey. Olmadı bu. Evet. Bu da bir hatırlatma olsun. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Büyüklerimizi unutmayalım. Büyüklerimizin kıymetini bilelim. Yaşarken. Torununuz geldi. Müsaade edin şimdi onun yanına gideyim. İnşallah sizin yanınıza da getiririm. İnşallah. Aşkı Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Benim iki evladım var. Evet. Torunum yok. Azra'yı gerçekten çok sevdim. Çok tatlı bir çocuk. Yani onu ben torunum yerine koydum. İnşallah ileride de başka bir torunum var ama şu anda Azra benim torunum. Ve gerçekten çok sevdim. Biz evimizde ona bir oda yaptık. Ah canım. Pembe, mavi de çok seviyormuş. Mavi pembe döşemeyi düşündük. İnşallah bunu da iletirseniz kendisine çok sevinirim. Merak etmeyin. Onunla konuşurken de sizin en son bana söylediğiniz minvalden yürüyeceğim. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah Azra'yı da alıp yanınıza geleceğim. İnşallah. 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 Dört gözle bekliyoruz. Bana müsaade. Müsaade sizindir. Rahatsız olma Azra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Tedirginsin biraz. Yani annem burada olduğumu öğrenirse bana çok kızacak. Burada olduğunu öğrenirse? Dedemle görüşmemi istemiyor. Hele o kadın olduğu sürece hiç istemiyor. O kadın derken? Evet. Dedemin eşi işte, o Günay mıdır nedir? Neden bu kadar tepkilisin Günay Hanım'a karşı? Tanıyor musun sen Günay Hanım'ı Azra? Tanımama gerek yok ki. Dedemle sırf parası için evlendi. Nereden biliyorsun kızım? Ya bir insan kendinden yaşça büyük bir adamla niye evlenir ki? Şimdi Azra, bunlar senin düşüncelerin mi, senin yorumların mı yoksa annene mi ait bilmiyorum. Ya ben de böyle düşünüyorum, annem de böyle düşünüyor. Ama Günay Hanım'ı tanımıyorsun bile. Belki de çok iyi bir insan, hiç bir araya geldiğiniz, bir arada yaşadığınız bir zaman oldu mu? Ya birkaç sefer bir araya geldik ama. Ama vakit geçirdiniz mi? Yani birkaç gün, ne bileyim bir ay, bir 10 gün, bir şey. Yani birlikte yaşadınız mı?
Ya yaşamadık ama ben parası için evlendiğini düşünüyorum. Annem de böyle düşünüyor. Ama işte böyle düşünüyorum, annem de böyle düşünüyor. Ama hanımefendiyi tanımaya bile çalışmamışsınız. Şimdi buraya gelirken bana dedi ki lütfen torunum yok. Çok tatlı bir çocuk dedi. Ve onu gerçekten çok görmek istediğimi ve onun için bir şeyler yapmak istediğimi... şeyden mada yani dedenden mada Halim Bey'den ayrı özel olarak böyle düşündüğümü iletebilir misin kendisine dedi. Ben de tabii ki vazifemdir sana iletiyorum. Ben Güney'in samimiyetine inanmıyorum Ayşegül Hanım. O kadına sebep dedem annemi evden kovmuş. Sen orada mıydın kovarken? Hayır değildim. Neredeydin? Babamın yanındaydım o gün. Babanın yanındaydın. Bana şey dedin telefonda. Evlenmek üzereydim, evlenmek istediğim biri vardı. O başvurdu zannettim dedin. Evlenmek için genç değil misin? Çok yaşın çok genç değil mi Azra? Ya öyle tabii ama Fırat abi artık kendi ayaklarımın üstünde durabileceğimi, benim çok güçlü bir kız olduğumu söyledi. Fırat abi dediğin? Üvey babam. Aranız nasıl? Ya aslında pek iyi değil. Annemle iyi arası. Annemi seviyor ama beni sevmiyor sanırım. Nereden biliyorsun? Ya çünkü bana iyi davranmıyor. Hiç evladı gibi görmedi. Ha, sen de bunu şey bilip kurtuluş olarak mı görüyorsun evliliği? Yani bu evden çıkayım gideyim. Ben de kendime bir şey kurayım. Ya öyle de denilebilir. Hem Avrupa'da insanlar 16 yaşında kendilerine bir hayat kuruyorlar. Ben neden kuramayayım? Avrupa'nın şartlarıyla Türkiye'nin şartları aynı değil Azra'cığım. Okumayı düşünmüyor musun? Okul yani... Yok. Yani sonuçta liseyi bitirdin. Evet. Bir fakülte, 4 yıllık bir fakülte yahut hani... Hiç böyle bir şey geçmiyor mu aklından? Ya ben üniversite okumayı düşünmüyorum. Liseyi bitirdim. Annem de üniversite okumamış ama geliri şu an gayet iyi duruyor. Yani illa üniversite eğitimi sadece belli bir gelir sağlamak amacıyla değildir ki. Ayrı bir kültür, ayrı bir seviye, ayrı bir disiplin kazandırır fakülte eğitimi insana. Ya, hiç bunlar gelmiyor mu yavrum aklına? Ben açıkçası okumaktan çok soğudum. Zaten annem babam da ayrı. Hiç üzerime de düşmüyorlar. O yüzden saldım her şeyi. E peki ne yapmak istiyorsun meslek olarak? Herhangi bir şey düşünmüyor musun? Öyle durmayı mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yapmak istediğin bir meslek yok. Ya aslında oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu? Neden? Ya çünkü çok mutlular. Sosyal medyada görüyorum. Kazandıkları paralarıyla istediklerini alabiliyorlar. Işıl ışıl bir hayatları var. Ben de öyle olmak isterdim. Çok mutlular değil mi? Evet, çok mutlular. Ya Azra sen çocuk değilsin biliyorsun değil mi kızım? 19 yaşında kocaman bir genç kızsın. Bir şeyleri görmen lazım yani bu kadar... sanki böyle... öylesine bakıyormuşsun gibi hayata. Tamam, çok erken daha bir şeyleri tecrübe etmek adına, tecrübe ederek göreceksin ama... oyunculuk dediğin de o kadar kolay bir şey değil. Üstelik her oyuncu bu kadar senin sözünü ettiğin kadar mutlu değil. Bir kere hani bu işten para kazanmak için çok iyi bir oyuncu olmak gerekir. Meşakkatli bir yoldur oyunculuk. Öyle düşündüğün ya da işte televizyonlarda gördüğünüz gibi... kolay değildir. Kolay yürünmüyor o yol. Ya hangi iş kolay ki zaten? Evet. Ben görüyorum, çok mutlular. Ama işte çok mutlular damgasını vurdun ya, çok mutlular. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Öyle gördüğün gibi o şarşa ışıltının içinde kim bilir ne mutsuzluklar, ne hüzünler, ne acılar yatıyor. Neyse, sadece bu meslekle ilgili değil. Hayatı tecrübe ederek sen bir şeylerin kararına varacaksındır. Ama bir eğitim almak için, bir fakülte eğitimi almak için hiç de geç değil yaşın. Bunları inşallah düşündürürüz sana. Sen de düşünürsün inşallah. Annenle aran sanırım iyi. Annemle aram iyi çok şükür. Peki babanla görüşüyor musun? Yok, görüşmüyoruz. Anneme hiç iyi davranmazdı önceden. Beni de hiçbir zaman evladı olarak görmedi. Hep kötü davrandı bana. 2 sene önce yanına taşımak istedim. Beni istemedi yanına. Neden? Bilmiyorum. Tuhaf tuhaf insanlarla takılıyor. Arkadaşlarını gözüm hiç tutmadı. Evine gittim. Bir gece kaldım. Annemle tartışmıştım o gün. Hiç yüzüme bile bakmadı. Sabaha kadar arkadaşlarıyla eğlendi. Beni istemediğini düşündüm. Ben oysa ki babamı çok seviyorum. Ona hiçbir şey yapmadım. Bana niye böyle davranıyor onu da bilmiyorum. (Gülüyor)
Yani burada tabii konuşulması gereken ayrı bir konu. Azra. Azra, sen dedeni özlemedin mi hiç? Ya özledim, özlemez olur muyum? Deden seni çok seviyor, biliyorsun değil mi? Ya ben de yani çok. Yani bu programa başvuruyor ve adamcağız yani seni ne kadar aramış, biliyorsun değil mi? Ben de kaç defa aradım ama o kadın numarasını değiştirmiş. Ulaşamadım ona bir türlü. O kadın numarasını değiştirtmiş. Nereden evet. biliyorsun Güney Hanım'ın değiştirdiğini? Eski damat telefon ediyordu, para istiyordu. Ben onun yüzünden telefon numaramı da değiştirdim. Ya durup dururken niye değiştirsin ki numarasını? Başka bir sebebi olamaz mı? Sanmıyorum. Mesela birileri numarasını, dedenin numarasını bilen birileri onu rahatsız etmiş olamaz mı? Ki bu olmuş. Akın, yani baban sürekli para istiyormuş dedenden. Neden? Sürekli arkadaşlar rahatsız ediyor. Artık bilmiyorum ne için. Çok iyi bir yolda olmayan bir adam ne yazık ki, üzülerek bunu söylüyorum babana. Dedeni sürekli rahatsız ettiği için adamcağız bir şekilde kurtulmak istemiş, numarasını değiştirmiş. Ama senin annenin numarası nihayetinde değişmemiş Azra. Ve deden kaç kere aramış ama annen görüşmek, konuşmak istememiş. Seni de görüştürmek, konuşturmak istememiş. Haklı. Annem ona evlenme dedi. Gitti. Anneannem öldükten 3 yıl sonra gider gitti, evlendi hemen. 3 yıl şey bir zaman değil ki. Yani yalnızlık Allah'a mahsus. O geçirdiği 3 yıl boyunca annen ne yazık ki dedenin kapısını bile açmamış kızım. Baba nasılsın dememiş. Bir bardak su vermemiş. Bir şeye ihtiyacın var mı dememiş. Ne yapacaktı bu adam? Yalnız başına böyle yaşayacak. Belki düşse, kalksa, bir şey olsa, başına bir şey gelse yanında bir Allah'ın kulu yok. Kendi öz kızı aramamış, sormamış. Ne yapmasını bekliyordunuz dedenizden? Yani bu saatten sonra dedenizde kalkıp ooo şaşalı hayat yaşayayım. Şahane kadın buldum. O kafada bir adam değil senin deden. Sen de dedeni az çok tanıyorsun. Ama yanında durabilecek bir can yoldaşı, bir hayat arkadaşı aramış kendine. Ve bulmuş, gördüğüm kadarıyla da Güney Hanım hakikaten hanımefendi birisi. Sizi de kandırmış herhalde. Ne yaptı sana Güney Hanım mesela? Seni üzecek, sana zarar verecek ya da Betül Hanım'a ne yaptı? Ya o kadın dedemi elimden aldı. Daha ne yapabilir ki? Elinden alıp ne yaptı? Sen dedenin yanında durdun mu? Veya Betül babasının yanında durdu mu? Onunla vakit geçirdiniz mi? O babasıyla sen dedenle vakit geçirdiniz mi? Yani bu vakitte Güney Hanım'ı tanımaya çalıştınız mı? Hayır. Ayşegül Nasıl Hanım. Böyle yaftalayabiliyorsunuz yani hemen? Siz ne derseniz deyin. Dedem konuşmak isteseydi eğer o bana ulaşırdı her türlü. Deden çok ulaşmak istemiş yavrum sana. Ama annen kesinlikle dedenle konuşmanı istememiş. Bak şimdi düştüğün duruma bak. Yani kafan karışık belli ki. Yani okuyup okumama konusunda hani okumak istemiyorum diyorsun ama hep anneni örnek gösteriyorsun. İşte annem de okumamış, öyle olmuş. Yani herhangi bir fikrin yok bu konuda. Yani sana bir yol gösterici olmamış. İnşallah biz elimizden geleni yaparız bundan sonra. Yani evlilik için çok erken bir yaş Azra. Öyle tabii ama benim de kendime göre bir yuva kurmam gerekiyor artık. İlla ki kurman gerekiyor ama 17, 18, 19 yaş bence genç bir hanım için çok erken yaşlar. Yani bir şeylerin kafanda oturması lazım. Evlenmiş olmak için evlenilmez yavrum. Annenle bunları hiç konuşmuyor musunuz siz? Annen demiyor mu sana? Ben ya bir anne olarak kız çocuğum olsa, erkek çocuğu da aynı. Gerçi hani şimdi şey diyorlar, eskidermiş o kız çocuğu, erkek çocuğu hiç fark etmez. Yani belli bir şeyler oturmalı, belli bir olgunluğa gelmeli bir insan. Hakikaten bir takım şeylerin sorumluluğunu alabileceğini hissetmeli. Ve evlilik çocuk oyuncağı değil ki yavrum. Onun için işte böyle ne yazık ki böyle genç kızlarımız, böyle düşünen genç kızlarımız bir süre sonra yaptıkları evliliklerden ya pişman oluyorlar ya da hemen ayrılmaya, boşanmaya gidiyorlar. Ondan sonra diyorlar vay efendim boşanmalar arttı, o arttı, bu arttı. Niye? Niye? Çünkü bilinçli yapılan şeyler değil bu. Yanlış anlama, sen bilinçsizsin, o bu demiyorum. Çok gençsin diyorum sadece. Yani belli bir tecrüben yok. Bir şeyleri yaşaman, görmen gerekli Azra. Yani evlilik de başka bir sorumluluk. Yani belki de şey diye bakıyorsun yani o işte annen öğretiyor mu sana bir şeyler mutfakta orada? Evet, burada. Yemek, temizlik, her iş geliyor elime. Bilirsin yani. Ay maşallah bu devirde nerede böyle kız?
Güzel bir şey bu. Bak bu da güzel bir şey. Yani yumurta kıramayanlar var ne yazık ki. Güzel bir şey ama bunun yanı sıra da o kadar çok öğrenmen gereken şey var ki veya yapabileceğin şey var ki. Dediğim gibi bir üniversite eğitimi, disiplini alabilmek, almak. Ondan sonra o yetiştiğin disiplinle hayata belki bakış açın değişecek. Belki edindiğin meslek farklı bir şey olacak. Tamam yine evinin hanımlığını yapmak çok keyiflidir. Ki ben ondan yanayım. Ne iş yaparsa yapsın bir hanım evinde bir şeylerle meşgul olabilmeli. Yemek yapmayı mı seviyor? Yemek yapabilmeli. Ütü mü seviyor? Ütü yapmalı. Evinde bir şeylerle uğraşmalı bir hanım diye düşünüyorum. Hani bu gerekir, şart falan demiyorum ama keyiflidir yani. Bir hanım için ki beyler de yapıyor bugün yani. Eşine yardım eden bir sürü bey var yani. Hani şey diye düşünme kafanda. Ha ben yemek yapmayı da öğrendim, işte temizliği de biliyorum. Onu da bunu artık evlenebilirim. Böyle bir şey değil ki yavrum. Ya ben kendimi evde fazlalıkmışım gibi hissediyorum. Bak bundan zaten. Söyle Fırat dedin. Fırat abi bana hiç iyi davranmıyor. Hiçbir zaman evladı olarak görmedi beni. Bu yüzden ben de evlenmeye çözüm buldum. Üzülme. Anneni aramak ister misin? Anneni de davet edelim mi buraya? Arayayım aramasın ama burada olduğumu öğrenirse bana çok kızar. Bence anneni aramalıyız. Bir deneyelim mi şansımızı? Olur, deneyelim. Hadi bakalım bir arayalım. Açmıyor. Aleyna, pardon. Ya sakıncası yoksa numarasını alacağım. Benim telefonum oradaydı. Alabilir miyim canım? Ver bakalım. Teşekkürler. Ay bayağı çaldı. Çok da ısrar etmek istemem ya, hiç sevmem hatta. Bu kadar ısrarla böyle illaki. Aa mesaj geldi zaten. O numara, evet o numaradan. Toplantıdayım, sizi arayacağım. Bence dedenle yüz yüze görüşsen. Anneni çağırıp, yani burada bir de annenle... Ben zannediyorum ki annen yani şimdi bana aktardığın şeyleri annen de aynısını söyleyecek bana. Yani sen annenin etkisinde bayağı kalmışsın. İlla ki insan annesi ne hissettiyse, ne yaşadıysa onu özümlemek, anlamak zorundadır. İlla ki etkisinde de kalacaksındır ama tek taraflı olmaz bir şeyler yavrum. Dedeni hiç dinlememişsin, Günay Hanım'ı hiç tanımaya çalışmamışsınız. Ne annen ne sen. Bence dedenle bir araya gel. Ondan sonra konuşalım. Dedemle görüştüm ama Günay'la görüşmem. Şimdi Azra'cığım, deden senin için bir video hazırladı. Video mu? Evet, bizim aracımızda. Senden ricam, in sen o videoyu izlesen. Ondan sonra karar versen. Tamam, kesinlikle görüşmek istemiyorum ben dedemle dersen, araç seni aldığı yere geri bırakacak. Ama görüşmek istersen de biz seni bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Bilmiyorum Ayşegül Hanım, kafam şu an çok karıştı. İzleyecek misin videoyu? İzleyeceğim. Buyur o zaman. Umarım Ayşegül Hanım'ı ikna ederim. Gelecek. Emin ol. Gelecek. Siz çok iyi anlaşacaksınız biliyor musun? Ben bundan eminim. O şans verirse biz eminim çok anlaşacağız. Yani öz ananesi değilsin ama... Ben yani eminim. İçimden bir ses onu öz ananesinden daha çok seveceğini söylüyor. Evet. Toydurlar diyoruz. Genç bu insanlar diyoruz. Ama ebeveynin yönlendirmesi ne kadar önemli. Takmış kafasına hiç tanımadığı bir hanım için sırf dedesiyle evlendi diye babası için konuşan annesini haklı buluyor. Yani annem böyle söyledi, annem böyle anlattı. Buna inanmış, buna inanıyor. Yani onlarla vakit geçirmeyi bile denememişler. Ne annesi, ne Azra. Ne kadar yanlış. Adamcağızın gözünden akan yaşlar, kadının iyi niyeti. Ben inandım.
gerçekten inandım ve Betül Hanım'ın tabii ki evladı ama Betül Hanım'ın yanı sıra bence Azra'nın bir baba şefkatine de ihtiyacı var ve onu verebilecek olan tek insan bence Halim Bey. Bu konuda desteği de çok büyük Günay Hanım. Ben şimdi onların yanına gidiyorum. Görüşürüz. Hadi iyi bir haber verin. Ya çok tatlı, çok iyi niyetli bir çocuk aslında torununuz. Ama tabii ki çok tecrübesiz, çok işlenmiş kafası. Videoyu izliyor şimdi araçta. İnşallah gelir Halim Bey. Yani ben gelmemesi için hiçbir sebep göremiyorum açıkçası. Azra, kızım merhaba. Seni çok özledik kızım. Gel artık. Bizi affet. Bak Güney ablanı sen yanlış tanıdın. Biz onunla beraber sana bir evimizde oda ayarladık. İstediğin zaman gelip kalabilirsin diye. Sen hayatta sakın kendini yalnız hissetme. Ben yaşadıkça sana hiçbir şey olmaz. Ayağın taşa değse bizim canımız yanar. Azra kızım, ben de bir anneyim. Seni anlıyorum. Sen geldiğinde her şey gönlünce olacak. Bunun için söz veriyorum sana. Yeter ki sen gel. Sizinle ilgili zaten inanılmaz ön yargılı. O ön yargı yıkacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Hep annesi yüzünden. Annesi dolduruşa gitmiş. Yani evet, annenin de çok enteresan bir şeyi var. Biliyor musunuz, annesi küçükken hiç öyle değildi. Çok masum bir kızdı. Büyüdükçe, hele de evlendikten sonra tamamen başına dik bir insan oldu. Ama Azra'm öyle değil. Azra'm melek, melek. Çok çok genç tabii, yani daha çok genç. Hani bence Betül Hanım da bir takım şeyleri değiştirecektir kafasında diye düşünüyorum. Ama Azra'yı hakikaten şöyle elinize bir alıp babalık etmelisiniz. Bir dede olarak. Bence çok ihtiyacı var buna. İnanın, Azra'nın hayatını değiştireceğiz. Buna eminim. İnşallah, inşallah. Annesi bile şaşıracak ona. İnşallah, inşallah. Annesi bile şaşıracak. İnşallah. Ben nasıl böyle ön yargılı bulundum Günay Hanım için diye, o bile şaşıracak. İnşallah, inşallah. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah hayata pozitif bakacak. İnşallah. İnşallah. Gel, gel böyle Azra, gel. Yavrum. Ay. Azra. Kuzum. Nasıl geldin kızım? Sen benim kuzumsun, bir tanecimsin. Dünyada tek sevdiğim varlık sensin. Dede tamam deme böyle şeyler. Bu kadının ne işi var burada? Şşş, çok ayıp olmadı değil mi? Kışıyor musun sana? Gel. Gel otur, o, gel. Belki senin anneannen değil ama seni anneannen kadar sevecek olan bir insandır. Bizim bir araya gelmemizi, seni bulmamı en çok o öne ayak oldu, biliyor musun kızım? Gel. Sen gel otur. Nasılsın kızım? İyiyim. İyi kızım. Nasılsın, iyi misin? Dede beni niye hiç aramadın? Aramaz olur muyum kızım? Ben seni hep aradım. Ama annenin telefonundan aradım seni. Annen hem kendini hem de seni bizden kaçırdı yani. Ayşegül Hanım, ben videoyu izledim. Sizi kırmamak için buradayım. Hala Güney Hanım'ın samimiyetine inanmıyorum. Azra, biliyorum ama ben dedenin dinlemen gerektiğini düşünüyorum kızım. Tamam. Hatta ben şimdi sizi yalnız bırakacağım. Tamam, bırak Güney Hanım'ı bir tarafa. İnan, ben bir süre sonra dedenden daha yakın olacağını düşünüyorum Güney Hanım'a. Böyle inanıyorum yani. Benim gördüğüm bu. Tamam. Lütfen konuşun, konuşacak
gerçekten önemli şeyleriniz olduğunu düşünüyorum. Tam gel oturma orada, gel böyle otur, gel. Dedenin karşısına geç, böyle otur. Rica ediyorum sizden. Bak kuzum, sen güne yanıma sıcak bakmıyorsun ama... inanır mısın bizim bir araya gelmemize seni bulmama... ısrarla üstüne düşen Güney ablandır. Dede bak, kameraların da önünde açık açık söylüyorum. Bu kadın seninle paran için birlikte olduğunu düşünüyorum, tamam mı? O nasıl söz yavrum? O nasıl söz? Onun paraya mı ihtiyacı var zannediyorsun? Benim ne dedenin maaşına ne başka bir şeye ihtiyacım var. Benim kendi gelirim var. Ama annem, senin gelinin olmadığını... Ya onları unut artık, geç onları. Ya. Bak kızım, biz seni annenden kopartmak istemiyoruz. Güzel yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Deden seni okutmak istiyor, üniversiteye gitmeni istiyoruz. Ya, kenarda biraz birikmiş param var. Senin okumana yeter o. Arkadaşların yanına, üniversiteye göndereceğim seni kızım. Biliyorum, sen onlarla karşılaştığında bir şey söyleyemiyordun. Ama şimdi istediğin zaman sohbet edeceksin onlarla. Hatta Güney abla ne düşündü biliyor musun? Sana bir maaş bağlayalım, haçlık gibi. Onları her şeyi alabiliriz. Hatta biz sana evde bir oda hazırlattık kızım. Kendini yalnız hissetme. Ne zaman istersen gelip gidersin diye. Ben şimdi istediğim zaman size gelebilir miyim? İstediğin zaman gelebiliriz. Tabii. Kapımız her zaman açık sana. Geleceksin değil mi kızım? Geleceğim dedeciğim. Bize bir şans ver o zaman. Hazra'nın gençliği, tecrübesizliği ve kendine güvensizliği hepimizce aşikar oldu değil mi? Ama biz Azra için elimizden geleni yapacağız. Babasıyla ilgili kısımları şu an konuşmak dahi istemiyorum. O apayrı bir travma. Merak etmeyin, onun da üstünde duracağız. Gerekirse bir uzmanla görüştüreceğiz. Ama Azra'nın elinden sımsıkı tutacağız. Hiçbir bebek kötü olarak dünyaya gelmez. Onları kötü yapan kötü ebeveynlerdir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.